Merhabalar, Photography Indeed by Burak Şenbak YouTube kanalımın yeni eğitim videosuna hoş geldiniz. Sizler için hazırladığım Instagram serisinin bu ikinci eğitim videosunda cep telefonlarımızda yer alan Lightroom uygulamasıyla fotoğrafları nasıl düzenleyeceğimizi göreceğiz. Serinin bir önceki eğitim videosunda Snapseed programının cep telefonlarında nasıl kullanılacağına ait bilgiler vardı. Bir sonraki videoda ise kalite kaybı yaşamadan Instagram'a nasıl fotoğraf yükleyeceğinizi anlatacağım. Türkiye'de Instagram kullanıcı sayısı 42 milyonken Instagram'da başarıyı yakalamak doğrudur, zor. Ancak fazla endişeye de gerek yok. Rakipleriniz bu videoları izlemedi. Bu arada Fotoplay'in online kurslarına ulaşabileceğiniz fotoğrafçılıkkursu.com sitesinde pek çok eğitimin yanı sıra mobil fotoğrafçılık konusunda da toplam 5 saatlik bir eğitimimizin olduğunu belirtmek isterim. Bu eğitimde mobil fotoğrafçılık nedir? Mobil fotoğrafçılık çekim öncesi ipuçları, hafıza kartları, şarj, lens, zamanlama, cep telefonu ekranı ayarları, mobil fotoğrafçılık yardımcı ekipmanlar, hangi objektifleri kullanabiliriz, nasıl tripodlar kullanabiliriz mobil telefonlarımızda, mobil fotoğraf çekim sonrasında dikkat edilmesi gereken unsurlar, teknik olarak cep telefonu ayarları, netlik, ışık, telefonun tutulması, ISO, beyaz dengesi, poz telafisi, çekim modları, seçici netlik noktası kullanımı gibi konular, uygulamalı mobil fotoğrafçılık çekimi, mobil fotoğrafçılıkta etkili fotoğraflar için kompozisyon yani kadrajda dikkat etmemiz gereken hususlar, farkında olmadan yaptığımız hatalar, mobil fotoğrafçılıkta Snapseed ile fotoğraf düzenleme ve mobil fotoğrafçılıkta Lightroom ile fotoğraf düzenleme gibi konular ele alınmakta. Haydi! Kısa kanal tanıtımımızın ardından cep telefonlarında Lightroom ile fotoğraf düzenleme konusunda muhtemelen bugüne kadar yayımlanmış en detaylı eğitim videosuna geçelim. Merhabalar, ben Burak Şenbak. Photography Indeed by Burak Şenbak isimli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun yıllardır Türkiye'nin farklı birçok yerinde fotoğraf eğitimleri veriyorum. Bu eğitimler makine menüsünü tanıma, çekim teknikleri, ışık, kompozisyon gibi giriş seviyesi fotoğraf eğitimlerinin yanı sıra ileri çekim teknikleri, kızılötesi fotoğraf çekimi, portre fotoğrafçılığı, mobil fotoğrafçılık, Photoshop eğitimleri gibi farklı içerikleri kapsıyor. Herhangi bir sorunuz olursa ekrandaki e-posta veya Instagram hesabımdan bana ulaşabilir, birebir veya grup eğitimleri için bilgi alabilirsiniz. Photography Indeed by Burak Şenbak isimli YouTube kanalımı siz fotoğraf meraklılarına tecrübelerimi aktarmak için kurdum. Sizler için hazırladığım videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmanızı, videolar yayımlandığında hemen haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Aynı zamanda Fotoplay fotoğrafçılık kursu eğitmenlerindenim. Fotoplay web sitesine fotoplay.com.tr adresinden ulaşıp sınıf eğitimleri, geziler, projeler ve workshoplar konusunda bilgi alabilirsiniz. Ayrıca Fotoplay ile verdiğimiz online eğitimleri de fotoğrafçılıkkursu.com adresinden takip edebilirsiniz. Kanalımızın sponsoru Viewsonic'e buradan teşekkür etmek istiyorum. İyi fotoğraf izleme ve işlemenin ancak iyi monitörlerle mümkün olduğunun altını çizmek istiyorum. Yorum bölümünde özellikle bilgi almak istediğiniz Photoshop eğitim konuları hakkında bilgi verirseniz zaman içinde oluşacak taleplere göre planlama yapmama olanak sağlamış olursunuz. Haydi şimdi hemen eğitimimize geçelim. Merhaba. Çekim sonrasında fotoğrafları yine cep telefonlarımızda nasıl işleyeceğimize ait bölümdeyiz. Biliyorsunuz bir önceki derste size Snapseed'i göstermiştim. Snapseed'de fotoğrafların nasıl işleneceğini görmüştük. Şimdi mobil Lightroom kullanarak cep telefonlarımızda çektiğimiz fotoğrafları yine cep telefonumuzda nasıl işleyeceğimizi göreceğiz. Bunun için şimdi cep telefonuma geçiyorum. Cep telefonundayım ve cep telefonundaki Lightroom programına tıklayarak bunu açtım. Açılıyor şu anda. Ve şu anda benim cep telefonumdaki mevcut klasörlerim, sizin de bu klasörleriniz vardır eminim. Şu anda ekrana geldi. Şu anda uçak modunda olduğum için şu sağ üst köşedeki bulut güncelleme yapmıyor. Bu arada ben lisanslı bir Lightroom kullanıcısıyım. Dolayısıyla desktop'ımla sürekli olarak güncelleme yapıyor bulut aracılığıyla. Şu altta iki tane simge var, mavi renkle belirtilmiş. Sağ taraftaki kamera simgesi cep telefonumdan fotoğraf çekmek için kullanabileceğim bir simge. Buna tıklayıp fotoğrafı çekip ardından burada işleyebiliyorum. Veya onun yanındaki sol taraftaki klasöre ekle kısmından herhangi bir fotoğraf çekip, örneğin şu fotoğrafı klasörüme işlemek üzere ekleyebiliyorum. Veya var olan klasörlerim içinde herhangi bir tanesine tıklayarak, örneğin şu anda Fotoplay manzaraya tıkladım ve buradaki dik kadrajlı bir fotoğrafı şu anda sizler için Lightroom'da açtım ve işlemeye başlıyorum. Arkadaşlar şu sol alttaki seçmeli ve düzenleme, bu ikisi de fırça, bunları daha sonra size göstereceğim. Şu anda ilk başta kadrajımı oluşturmak için ilk size kırpma menüsünü gösteriyorum. Bu arada ben bu eğitimde bir fotoğraf için ya da bu fotoğraf için şuradan başlanmalı, şuraya doğru gidilmeli değil. Bütün bu Lightroom menüsünde neler yapılıyor onları gösteriyorum. Kırpmaya tıkladım. Kırpmaya tıklar tıklamaz gördüğünüz gibi alt tarafta bir sürü birbirinden farklı simge çıktı. Bunlardan ilki kırpmanın oranı, yani şu anda orijinal yazan, ona tıkladım. Ve burada hangi oranda kırpma yapacağım, yani crop, kesme yapacağımı görüyorum. Sizin için bilgi, Instagram'a fotoğraf yüklüyorsanız biliyorsunuz ki birebir oran çok popüler. Bunun dışında dik kadraj yüklemek istiyorsanız Instagram'a, size izin verilen kadraj burada görmüş olduğunuz 4'e 5 oranı, 4x5 oranı. Ben orijinal oranda iş yapmak istiyorum diye seçtim. İstiyorsam şu alt kısımdan kadrajı küçültüp büyütebiliyorum. Dikkat ediyorsanız köşegenden itiyorum veya şu sağ taraftan iteyim. Üst kısımdan ve alt kısımdan da fotoğraf küçülüyor, büyüyor. Bunun sebebi benim orijinal oranı seçmem. Şu anda çok saçma sapan bir yere geldim. O yüzden yukarıdaki geri dönüş simgesine tıkladım. Ve ekranda maviyle geri alındı diye yazdı. Bir daha geri alacağım ve bir daha geri alacağım. İlk baştaki yere geldim. Ben bu fotoğrafta arkadaşlar herhangi bir kırpma yapmak istemiyorum ama diyelim ki şu ön taraftaki taşları almak istemiyordum. Bir parça, o yüzden hani şey olsun diye, sizin için örnek olsun diye şöyle yaptım. Ön taraftaki taşları almadım ve bunu birazcık sağa doğru çektim ki şu ortadaki taş tam ortada kalsın. Bunun dışında burada başka menüde neler var? Eğer bu eğik ufuk çizgisine sahip bir fotoğraf olsaydı buradaki düzleştire basacaktım. Şu anda Lightroom kendi kendine bir analiz yaptı ve bu analizin sonucunda fark ettiniz herhangi bir değişiklik olmadı. Çünkü ufuk çizgisi yamuk olan bir fotoğraf değil. Şurada sola döndüre tıkladım. Tekrar bastım, tekrar bastım, tekrar bastım. Aynı yere geldim. Sağa döndüre tıkladığım zaman aynı şey sağ tarafa doğru dönmüş olacak. Alttaki simgeleri size anlatmak istiyorum. Yatay çevire tıkladığım zaman bir ayna etkisiyle dönüyor. Dikey çevir yaptığım zaman da fotoğraf baş aşağı dönüyor. Bunların hiçbiri şu anda herhangi bir işim yok. Yaptığım değişikliklerden memnun muyum? Memnunum. O zaman neye basacağım? Şu yukarıdaki tamama. Bastım mı? Şimdi profiller kısmı var. Kırpın yanında. Buna tıkladığım zaman önceden tanımlanmış olan çeşitli ayarlar geliyor karşıma. Ben size bunları göstermeyeceğim. Çünkü bunlar hepinizin cep telefonunda, Lightroom kullananların hepsinin cep telefonunda var. Buradaki ana konu ne? Herhangi bir tanesini kendi fotoğrafınıza uygun olduğunu seçtikten sonra bu etkinin ne kadar olacağını alt taraftaki sürgüyü arttırarak veya azaltarak sizler seçebiliyorsunuz. Bunlarda anlatılacak bir şey yok. Tekrar yukarıdaki geri döne bastım ve profilleri kapattım. Dolayısıyla bu profiller herhangi bir şekilde fotoğrafa etki etmedi. Buradaki otomatik tıkladığım zaman Lightroom kendi know-how'ına göre bu fotoğrafın nasıl olması gerektiğine ait bir ön izleme sunuyor, bir ayar sunuyor. İstiyorsanız bunu kabul edip buradan devam edebilirsiniz. Ben her şeyi kendim yapmak istiyorum. O yüzden yine geri ala yukarıdaki oka tıkladım. Ve otomatiğin yanında çok önemli bir yer, ışık bölümü var. Işığa tıkladığım zaman bakın aşağı doğru bayağı geniş bir yelpazede çeşitli seçim araçları var. Bunların ne olduğunu görelim. İlk olarak pozlama yazan yer. Arkadaşlar çoğunlukla bunu yanlış ifade ediyorlar. Bu orta tonun tonunu açmak veya tonunu koyulaştırmak için kullanılan bir ayar. Ben pozlamayı çok azıcık arttırdım. Kontrast, fotoğrafın içindeki koyuyu koyu yapmak, açığı açık yapmak ve böylece tonal farkı arttırmak için kullanılan bir ayar. Kontrastı arttırdığınız zaman şunu sakın unutmayın, muhakkak surette saturasyon da artar. Azalttığınız zaman da saturasyon azalır, yani doygunluk azalır. Kontrastı bir parça arttırdım. Onun ardından açık tonlar diye bir bölüm var. Bu açık tonlar fotoğrafın içindeki beyaz olmayan fakat açık olan tonlara etki eden bir ayar sekmesi burası. Yani orta tonun açığı diyebiliriz. Bunu açmak veya koyulaştırmak için kullanılıyor. Ben bir parçacık açtım bunu. Gölgeler siyah alanlar değil, orta tonun koyusu olan alanların tonunu açmak veya tonunu koyulaştırmak için. Ben bunu açacağım biraz. Böylece ekranda görüyorsunuz ağaçlar, yeşillikler, şunlar bunlar, onların tonalitesi ortaya çıktı. Beyaz tonlar, yani fotoğrafın içindeki en açık yerler, beyaz adı üstünde. Bunu kısıyorum arkadaşlar. Bunu kıstığım zaman bakın açıyorum, kısıyorum. Ekranda görüyorsunuz farkını. Özellikle suların olduğu yerler koyulaştı. Ben de öyle bir etki istiyorum. Siyah tonlar en koyu yerler, yani simsiyah olan yerler. Bunları bir parça daha açık olan yerlerini daha koyulaştırayım mı, açayım mı sorusunun cevabı burada. Bu sürgüde şu anda siyah tonları açtım veya siyah tonları koyulaştırdım. Bir parça açtım siyah tonları. Geri dönüyorum yukarıya doğru. Açık tonlar gökyüzünde özellikle çok fazla. O yüzden bu açık tonları açmayıp eksi yönde bir işlem yaptım. Böylece gökyüzündeki bu patlamış gibi duran yerlerin de detayları ortaya çıktı. Bununla işim tamam mı? Başka burada bir şey var mı? Var. Burada ışığın sağ tarafında eğri görüyorsunuz. Eğri sizin Lightroom, normal desktop Lightroom'da veya desktop Photoshop'ta bildiğiniz curves, eğrilerin aynısı. Buna tıkladığınız zaman karşınıza gelen ekranda ortada 45 derecelik bir diagonal var. Burada koyu tonlar sol tarafta, kardeşin solunda, orta tonlar kadrajın ortasında ve açık tonlar kadrajın sağında yer alıyor. Hangi kadrajdan bahsediyorum? Bu grafiğin olduğu kadrajdan bahsediyorum. Yoksa fotoğrafın kendi kadrajından değil. Bu diagonalin üst kısmı tonları açmak için kullanılır. Alt kısmı da tonları koyulaştırmak için kullanılır. Örneğin siz koyu tonları daha koyu yapmak istiyorsanız bu durumda siz şurada bir yere gelip eğriyi sol taraftan aşağı doğru çekip koyu tonları aşağı doğru koyulaştırırsınız. Açık tonları açmak istiyorsanız da sağ tarafa doğru gelip yukarı doğru itersiniz. Hatta orta tonları da bir parça açayım diyorsanız S harfi şeklinde bir kontrast eğrisi yaratmış olursunuz. Bunun dışında burada kırmızı, yeşil ve mavi 3 tane birbirinden farklı noktacık var. Bunları seçtiğinizde, örneğin kırmızıyı seçtim. Kırmızı orta tonunu aşağı doğru çektiğim zaman bakın yeşile doğru kaçıyor. Yukarı doğru çektiğim zaman magentaya doğru kaçıyor. Siz bunları değiştirerek bir anlamda fotoğrafın tonalitesini de değiştirebilirsiniz bu arada. Veya bunlara ayrı ayrı kontrast da verebilirsiniz. Yine S harfi şeklinde bir eğriyle. Bakalım yeşilin aşağı çekince ne oluyor? Yukarı çekince ne oluyor? Yeşilde çok hafif aşağı çektim. Çok çok az. Mavide iş ne oluyor? Sıcaklaşıyor, soğuklaşıyor ton. Hafif sıcaklaştım. Ve bu yaptığım işlemlerden memnunsam bittiye tıklayacağım. Ardından bir de şu sağ tarafta bir simge var. Sağ taraftaki simgeye tıkladığım zaman da bakın ekranda görüyorsunuz sol tarafı koyu tonları, ortası orta tonu, sağ taraftaki yuvarlakta açık tonu gösteriyor. Bunlara tıklayıp bunların yerini değiştirip ardından da bunların değerini değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir değişiklik yapıyorum. Bu yaptığım değişiklik hoşuma gitmedi mi? Ben size göstermek için yaptım. O yüzden benim hoşuma gitmedi. Ben o yüzden bunu geri alıyorum. Ton eğrisini değiştir. Yine geri aldım. Bir öncekini değiştirdim. Bir daha geri aldım. Burası sıfırlanana kadar geri alıyorum. Şu anda geldiği konum hiç fena değil bence. Şimdi bittiye tıklıyorum. Ve düzenleden çıkıyorum. Işık menüsünden çıktık ve fotoğrafın geldiği durum bu. Bunun öncesi neydi diye düşünüyorsanız cep telefonunun ekranına tıklamanız yeterli. Şu anda parmağımla cep telefonunun ekranına tıklıyorum. Öncesini görüyorum. Elimi çektiğim zaman da sonraki halini görüyorum. En son ışığı yapmıştık. Işığın yanında bir de renk var. Rengi tıkladığım zaman karşıma gelen ekran şu şekilde. Burada da birçok araç var işimizi kolaylaştıracak. Eğer siyah beyazı çevirmek istiyorsam siyah beyaza basıyorum. Ardından bu aşağıdaki sürgülerle oynuyorum. Ama ben siyah beyaz istemiyorum bu fotoğrafı. Burada karıştır denen bir yer var. Bu karıştırı daha sonra size anlatacağım. Şu anda beyaz dengesi bizim için çok önemli. Fotoğrafın çekildiği andaki beyaz dengesi ve fotoğrafı işlerken fotoğrafın geldiği beyaz dengesinden bahsediyoruz. Şu anda bizim fotoğrafımız çekildiği ana göre bir parça soğuklaşmış. Bizim yaptığımız özellikle curse'le eğrilerle yaptığımız değişiklik sonucunda buraya gelmiş. Biz bundan memnunsak devam ederiz. Eğer değilsek, istersek şurada çekildiği gibi yazıyor, görüyorsunuz. Aşağı doğru tıkladığım zaman otomatik veya özel bu modları seçebiliriz. İstersek de şu sağ taraftaki damlalığa tıklarız. Damlalığa tıkladıktan sonra fotoğrafın içinde beyaz olması gereken bir yere tıklamamız gerekiyor. Ve ben şu ekranda çıkan simgeyi şu mavi suların olduğu yere getirdim. Ve gördüğünüz gibi mavi olan sular beyaza döndü. Ve bu getirdiğim yere göre de bu beyaz dengesi düzeldi. Tekrar giriyorum içeriye. Bir daha göstermek istiyorum bunu çünkü çok önemli bu. Damlalığa tıkladık. Buraya getirdim. Tamam mı? Tamamsa okey'e basıyorum. O büyüt için üzerinde bir okey var. Tamam vardı. Benim burada yaptığım değişiklik sonucunda dikkat edin burada sıcaklık ve renk tonu da oynadı. Sıcaklık 2'ye geldi. Renk tonu 4'e geldi. Renk tonu nedir arkadaşlar bu arada? Sola çekerseniz fotoğraf yeşile kayar. Sağa doğru çekerseniz magentaya kayar. Sıcaklıkta da sağa doğru çekerseniz daha sıcak olur fotoğraf. Sola doğru çekerseniz daha soğuk olur fotoğraf. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Başka ne var burada? Canlılık ve doygunluk diye iki tane seçenek var. Bakın bunu karıştırmayın. Canlılık denen şey orta ton doygunluğudur. Alttaki doygunluk denen şey de bütün tonların doygunluğudur. Ne demek istiyorum? Sadece orta tonların ben doygunluğunu arttırmak istiyorum diyorsanız canlılığı arttıracaksınız. Fotoğrafın koyu, orta ve açık tonlarının doygunluğunu arttırmak istiyorum derseniz de doygunluğu arttıracaksınız. Ben genellikle canlılıkla oynuyorum. Yani orta tonun renk skalasını değiştiriyorum canlılığa doğru. Alttaki doygunluğu arttırdığım zaman gördüğünüz gibi fotoğraf içinden çıkılamayacak kadar doygun hale geliyor. Bunu sola doğru çekerseniz de monokroma yakın bir iş yapmış olursunuz. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Başka bir şey yok. Üst taraf karıştırı size sonra anlatacağım demiştim. Karıştıra tıklıyorum. Karıştırın içinde eğer İngilizce kullanıyorsanız mix çıkacak burada. Burada alt tarafta görüyorsunuz kırmızıdan en sağdaki pembeye kadar farklı tonlar var. Ve her bir farklı tonun ton değişikliği ilk satırda, doygunluğu ikinci satırda, ışıklılık yani parlaklık değeri de üçüncü satırda bize verilmiş durumda. Örnek veriyorum. Kırmızının tonunu değiştirmek istiyorsam sağa veya sola doğru çekiyorum. Sağa doğru çekersem kırmızılar turuncuya, sola doğru çekersem ekranda görüyorsunuz tonlar pembeye kaçıyor. Doygunluk, kırmızının doygunluğunu arttırmak veya azaltmak istiyorsam bu sürgüyle oynuyorum. Kırmızının tonunu aydınlatmak veya koyulaştırmak istiyorsam da bu sürgüyle oynuyorum. Sen geri gel. Sen de geri gel dedim. Şimdi ben burada şu turuncuya tıkladım. Ve bunun yanındaki yeşile, sürgünün sağ tarafında görüyorsunuz çektiğim zaman yeşile gidiyor. Sol yanındaki pembemsi tona gidiyor. Hangi tonu istiyorsam oraya doğru çekebilirim. Doygunluğunu arttırıp azaltabilirim. Burası bizim oyun alanımız başka bir değişti. Örneğin maviyi seçerim. Mavinin tonunu koyulaştırabilirim. Var mı yok mu bakayım fotoğrafın içinde. Bir parça suların içinde hala şu üst tarafta var görüyorsunuz. Orayı açtım şu anda. Buradaki bütün renkleri tek tek seçip her birinin ayrı ayrı tonunu değiştirmek, doygunluğunu arttırmak, azaltmak veya parlaklığını arttırmak veya azaltmak işini yapabilirim. Bu tamam. Bunun dışında bakın şurada yukarıda bittinin hemen solunda dört bir tarafa doğru ok çıkan bir simge var. Bu ise sanki sizin bir anlamda renk seçme damlalığınız gibi. Buna tıklayıp zaten burada yazıyor hedefli ayarlama aracı. Bu bilgiler size gelecek. Fotoğrafın içinde herhangi bir yere tıkladığınızda o renk seçilecek. Buraya tıkladıktan sonra bunun ben tonunu, doygunluğunu veya ışıklılık değerini, bakın altları çiziyor, hangisine tıklarsam değiştirebilirim. Örneğin ışıklılık simgesine tıkladım ve elimle sağa doğru ekranın üzerinde çektim. Buranın ışıklılığını arttırdı. Sola doğru çektim. Işıklılığını kapattı. Tamam, güzel. Bunun doygunluğunu azaltmak için yine ekrana tıkladım. Sola doğru çektim. Tamam, bu da güzel. Örneğin burada yapacağım başka bir şey var mı bilmiyorum. Tekrar bir örnek olarak yaptığım için düşünüyorum şu anda. Tekrar bu simgeye tıkladım ve bu arka kısımdaki ağaçlara tıkladım. O ağaçların ışıklılığını arttırmak istiyorum. Görüyor musunuz? Arka taraftaki fondaki ağaçların ışığı artıyor. Oranın doygunluğunu örneğin arttırmak istiyorsam fotoğrafı bu hale getirdim ve bundan mutlu muyum? Mutluysam tamam diyeceğim. Buradan çıkacağım. Bittiye tıkladım. Şimdi bu sağ taraftaki efektler bölümüne geldik. Bu bölümde birkaç tane birbirinden farklı seçenek var. Aşağı doğru iniyorum. Doku, netlik, sisi kaldırma. Orta ton kontrastını arttırıyor bu üçü de. Dokuda, netlikte, sisi kaldırmada. Orta ton kontrastı. Aslında keskinlik arttırıcı falan filan bir faktörü yok. Orta ton, tekrar diyorum, kontrastı arttırıyor. Peki bunların arasındaki fark ne? Doku orta ton kontrastını küçük alanda, netlik orta ton kontrastını daha büyük alanda, sisi kaldırmada orta ton kontrastını daha da büyük alanda yapıyor. Dolayısıyla matematiksel bir formül olarak düşünürseniz dokuyu örneğin 40 birim arttırırsanız netliği 20 birim arttırmanız, sisi kaldırmayı da 10 birim arttırmanız gerekir gibi ben kendi kendime, kendi uygulamalarımdan bir çözüm buldum. Ama etkilerini ayrı ayrı görün. Bakın dokuyu sağa doğru çektim. 88 birim. Oldukça fotoğraf öne çıktı. Detaylar. Sola doğru çektim. Yumuşadı. Sağ, sol. Ben bunu bir parça sağa çektim, bıraktım. Netlik. Netlik dediği neydi? Biraz önce söyledim. Orta tonun kontrastını artırıyor. Ne kadar alanda artırıyor? Dokuya göre daha büyük bir alanda, sisi kaldırmaya göre daha küçük bir alanda. Sisi kaldırma sağa doğru çektim. Bayağı bir fotoğrafım benim ortaya çıktı. Bütün detaylar. Sola doğru çekince de sisi kaldırma ne hale geliyor? Yumuşatma haline geliyor. Yani sanki sisi kaldırma değil, sis koyma gibi. Ben bu fotoğrafta dokuyu da bu kadar arttırmayacağım. Netliği de bu kadar arttırmayacağım. Şu anki değerler sanki iyi gibi. Bir parça daha şunu arttırayım. 25-13-7 gayet güzel oldu. Vignette fotoğrafın etrafında, kadrajın etrafında koyu veya açık alan yaratmak. Sağa doğru çektiğinizde gördüğünüz gibi açık alan, sola doğru çektiğinizde gördüğünüz gibi koyu alan yaratır vinyet. Ben rahat görün diye abartıyorum şu anda. Vinyetin altında diğer detaylar vardır. Vinyet ayarlarının devamı. Orta nokta büyük olsun. Orta nokta küçük olsun. Orta nokta birazcık büyük olsun. Yani etkilenmeyen alan. Geçişi yumuşatma. Şu 50 ön tanınma gelmiş. Daha da yumuşa. 82'ye gel veya daha az yumuşa, 25'e gel. Burada daha fazla yumuşamayı seçmemiz lazım mantık olarak. Yuvarlaklık veya kareye dönsün. Vinyetin şeklinden bahsediyorum. Burada birkaç farklı ayar daha var. Açık tonları sağa doğru çekersem ne yaptı? Sola doğru çekersem ne yaptı? Açık tonları çok fazla arttırmayın. Gren miktarı vermeyin. Yani gren miktarını çok arttırmayın. Çok eski tatlı bir fotoğraf yapmak istiyorsanız gren miktarını arttırabilirsiniz ama fazla arttırmamanızı tavsiye ediyorum. Hatta sıfırladım ben burada. Bakın greni sıfırladığım zaman alt taraftaki boyut, pürüzlülük gibi şeyler çıkmadı. Ben greni tekrar dokunduğum zaman boyut, pürüzlülük artık seçilebilir durumda. Gren'i seçtiğiniz zaman alttaki boyut ve pürüzlülük ortaya çıkıyor. Yani grenin boyutu ne olsun? çok pürüzlü bir gren mi olsun? Yani etkisini daha mı rahat görelim, daha mı az görelim? Ben gren hiç vermiyorum. Sola doğru çektim bunu. Ardından devam ediyorum alt taraftaki menüye. Burada yukarı doğru üçgen şeklinde bir şekil var. Bunlar ayrıntılar menüsü, şu anda içinde olduğumuz menü. Burada ben netleştirme yapmak istiyorsam, bakın yine netleştirmenin altında seçilemeyen ayarlar var. Netleştirmeyi arttırdığım zaman aslında burası tam olarak Photoshop'un içindeki de keskinleştirmeyle aynı. Bunu arttırdığım zaman yarıçap, ayrıntı ve maskeleme çıkıyor. Çok fazla abartmamanızı öneriyorum size. Yarıçap 1 pikselden daha fazla olmasın. Genellikle zaten küçük fotoğraflar çekiyoruz cep telefonlarıyla. Buradaki yarıçapın 1 piksel ve ayrıntının 25 olması versiyonu bence gayet güzel rakamlar. Maskeleme ise verdiğiniz keskinliğin belirli bir kısmını filtrelemek. Yani seçim dışı bırakmaktır. Maskelemeyi de her zaman bir parça arttırmanızı 5-10 civarı, 19'a gelmişiz. Bir yerde 15'e gelmişiz. Bir yerde bırakmanızı tavsiye ederim. Parazit azaltma, eğer yüksek ISO ile fotoğraf çekiyorsanız oluşan noise, gürültü, kumlanmanın azaltılmasıdır. Bu fotoğrafta yok ama olsaydı buradan yapacaktık. Parazit azaltmanın altındaki ayrıntı ve kontrast da seçilir durumda değil. Parazit azaltmayı arttırdığınız anda bunlar seçilir durumda. Buradaki ayrıntı değerinin de elinde bırakılmasını tavsiye ederim. Kontrastı birazcık arttırmanızı tavsiye ederim. Oluşan noise iki yerde oluşuyor. Biri tondur ki yukarıdaki parazit azaltmada bunu yaptık. Renk paraziti azaltmada kırmızı, magenta, yeşil, mor gibi renklerde oluşan noise'dür. Bu fotoğrafta yok ama onu da azaltmak istiyorsanız yine renk paraziti azaltma sürgüsünden ayrıntı ve yumuşaklık karşınıza çıkacak şekilde bir parça sağa doğru çekerseniz buradaki ayrıntı ve yumuşaklık değerleri renk paraziti içinde bence gayet normal değerler. Ben bunu tekrar sıfıra alıyorum. Bir yanda optik menüsü var. Optik menüsünde kullanılan objektife bağlı olarak cep telefonuyla çekilen fotoğraflar için de bu geçerli. Sizin normal bir DSLR veya aynasız fotoğraf makinesine çektiğiniz fotoğraflar için de geçerli. Bu objektiflerde oluşan problemleri giderdiğimiz yer. Bir tanesi kromatik sapmayı kaldır. Öbürü de lens profili düzeltmelerini açık hale getir. Veya buradan manuel olarak bir lens seçip buradan ayarlamaları yapıyoruz. Bunlara çok fazla girmenizi cep telefonuyla çekilmiş bir fotoğraf için çok da fazla tavsiye etmiyorum. Eğer fotoğrafınızda herhangi bir şekilde geometrisel bir sıkıntı varsa buradan ayarlama yapıyorsunuz. Bakın örneğin fisheye ile çekilmiş olan fotoğrafları düzeltmek için bu kısmı sağa doğru çekip, deformasyon düzeltme yeri burası, sola doğru çektiğinizde de varsa içeri doğru gömük olan bir etkiyi düzeltme adına bozulmayı burada düzeltiyorsunuz. Bunu tekrar sıfır yapacağım. Dikey perspektif bozuklukları buradan hallediliyor. Örneğin camilerin minareleri, biliyorsunuz optik bozulmalar sebebiyle biz camilerin minarelerini içe doğru basık şekilde görürüz. Yatay deformasyon var mı yok mu buradan hallediyoruz. Döndür. Sağa doğru, sola doğru fotoğrafı istiyorsak döndürebiliyoruz. En boy oranını gördüğünüz gibi değiştirebiliyoruz. Yani birçok şey buradan yapabiliyoruz fotoğrafla alakalı. Ben bunların hiçbirini yapmayacağım tabii. Bu bölümü de geçiyorum. Belki sizin için çok ilginç olacak olan bölüm şu sağ taraftaki bölüm. Bu bizim hazır ön ayarlarımızın olduğu bölüm. Ve ben daha önce Photoplay'de çeşitli ön ayarlı tanımlar biz ürettik ve bu ön ayarlı tanımları da zaten web sitemizden satışa da sunduk. Burada oluşturmuş olduğumuz ön tanımlı ayarları, benim cep telefonuma yüklü bunlar. Örneğin landscape'e gelip manzara ön tanımlı ayarla bunu bu hale getiriyor. İkinci preset bu hale getiriyor. Örneğin 17. preset çalışıyor şu anda cep telefonu. bu hale getiriyor. Bunları da kullanabiliriz. Yani ne demek istiyorum? Ben bunu kapayayım. Şimdi buradaki hazır ayarlar sizin kendi yarattığınız veya bir yerden satın aldığınız veya bir yerden yüklediğiniz hazır ayarlar. Tamam. Şuradaki profillerse Lightroom'un kendisinin size verdiği aslında ön ayarlar. Her ikisi de aslında başkalarının yapmış olduğu ön ayarlara göre fotoğrafınıza tonalite katıyor, keskinlik katıyor, şunu bunu yapıyor. Tamam. Şimdi ben bu fotoğraftan çıkıyorum. İkinci bir fotoğraf işleyeceğim. Şimdi size başka bir şey göstermek istiyorum. Bir fotoğraf açıyorum. Açtığım bu fotoğrafta bazı değişiklikler yapacağım. Örneğin ışıkla oynayayım. Pozlamayı daha da arttırayım veya birazcık daha koyulaştırayım. Kontrastı azaltayım. Açık tonları arttırayım. Sonra canlılığı bir parça arttırayım. Ve bu yapmış olduğum değişiklikler beni mutlu etsin. Ardından bu alt kısımdaki profillere giriyorum. Ve buradan ben kendim bazı değişiklikler yaptım. Biraz önce hatırlıyorsunuz. Şunu seçtim. Neden onu seçtim? Belli değil. Sadece tonaliteyi size göstermek için yapıyorum bunu. Yukarıdaki tamama tıklıyorum. Sonra profillerde yaptım bu işi. Yani kendim bazı değişiklikler yaptım. Üzerine profillerle değişiklik yaptım. Şimdi de hazır ayarlara girdim. Hazır ayarlarda portrenin, Photoplay'in portre hazır ayarlarının çok da önemli değil ne yaptım ama bir tanesini seçeyim. Şunu seçtim. Ve yine tamama bastım. Böylece ne yapmış oldum arkadaşlar? 1. Kendim bazı bıdı bıdılar yaptım. 2. Profillerden bazı değişiklikler yaptım. 3. Hazır ayarlardan bazı değişiklikler yaptım. Yani üst üste 3 tane katman var gibi düşünün. Ben hala bu üçünün birlikte şu anda ekranda gördüğüm versiyonunu değiştirebilir miyim? Elbette. Örneğin ışığa gelir. Beyaz tonları böyle yap. Siyah tonları böyle yap. Veya yanındaki renge gelir. Beyaz rengisini böyle yap. Böyle yap gibi çeşitli birbirinden farklı işlemler yapabilirim. Özetle bunu niye anlattım size? Üst üste yaptığım değişikliklerden sonra gerek profillerde gerekse ön tanımlı ayarlarda yani İngilizce menü kullananlar için presetlerde yapılmış olan değişiklikleri hala ben fotoğrafçı olarak kontrol edip edit edebiliyor muyum? Edebiliyorum. İşlemim bitti. Peki şimdi ne yapmam gerekiyor? Fotoğrafı paylaşmam gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorum? Bakın yukarıda en üstte sağdan ikinci simge zaten bu paylaş simgesi herkesin bildiği. Paylaşa geldim. Yanındaki setup düğmesine tıkladım. Burada önüme çeşitli seçenekler çıkıyor. İşte filigram eklemek, meta verileri eklemek. Nedir meta veriler? Fotoğrafın exif değerleridir. Özetle çekim değerleridir yani. Diyaframı, enstantane hızı, ISO'su, white balance'ı, şusu busu. Geri aldım ve şimdi paylaşa tıklıyorum. Fotoğrafı kendi hafızasına yükledi. Şimdi karşıma nerede paylaşmak istediğimi sordu. Ve örneğin ben Instagram'da bunu kendi story'imde, hikayemde paylaşmak istiyorum dedim. Ve karşıma bu geldi. 17 Temmuz 2016 fotoğrafın çekim tarihi. Benim bunu eklediğim tarih değil. Tabii ben bunu eklemiyorum. Şimdi buradan çıkacağım ve başka bir fotoğrafı işleyeceğim. Bu fotoğraf portre fotoğrafı olacak. Şunu seçelim. Seçmiş olduğum bu fotoğrafta çeşitli düzenlemeler yapacağım. Yine ilk başta kırpmak. Kırparken ben bunu düzleştireyim, bir yamukluk var mı diye tıkladım. Bir kontrol etsin diye herhangi bir sıkıntı çıkmadı. Bu kadraj benim için gayet güzel bir kadraj. Tamama bastım. Örneğin ben bunu farz edin ki kare kadraj istiyorum. Hadi bu sefer öyle olsun. Kırpa tıkladım. Ardından sol taraftaki orijinale tıkladım. Burada bire bire tıkladım. Ve kare kadraj çıktı. Ve ben bunu birazcık küçültüyorum ve kızı ellerini tam 1/3 çizgisine gelsin diye şöyle seçtim. Tamama tıkladım. Kesti. Şimdi başka ne yapabilirim? Profiller, ön tanımlı ayarlarda girmiyorum. Çarpıya bastım. Otomatiği kullanmayacağım. Işığa geldim. Pozlama, orta tonu açmayacağım. Açayım. Biraz orta tonu açayım. Ondan sonra gölgeleri koyulaştırayım. Böylece portre daha fazla ortaya çıksın. Beyaz tonları daha fazla açmayacağım çünkü patlayabilir. Siyah tonları da daha koyu yapacağım. Burayı da işim bitti mi? Eğriye gireyim. Eğride koyu tonları bir parça daha koyuya doğru alayım. Şu sol taraftaki gelim daha rahat iş yapabilirim. Orta tonları bir parça arttırıyorum. Gizemli oldu. Bitti dedim. Ondan sonra renge geldim. Beyaz rengesini değiştirmek istiyorum. Hayır, istemiyorum. Renk tonu, canlılık, vibrance yani bu. Birazcık arttırdım. Doygunluğu arttırmadım. Sonra ne vardı altta? Efektler vardı. Burada bu bir arkadaşlar model fotoğraf. Bir genç bir kız. Burada kalkıp da dokuyu, netliği, sisi kaldırmayı sağa doğru çekmeye gerek var mı? Yok. Hani manzara olsa, yaşlı insan olsa çok severiz değil mi? Yaşlı insan fotoğrafı çekmeyi surattaki çizgiler yüzünden. O zaman bunları sağa doğru çekelim ama burada kızın suratını bozmak istemiyorum. Vinyeti birazcık sağa doğru çekersem aydınlanır. Sola doğru çekersem koyulaşır. Onu gerçekleştirdim. Şu anda gözler daha çok ortadaki modele gidiyor. Burada başka bir şey yapmak istiyor muyum diye baktım. İstemiyorum. Ayrıntılara girdim. Yeteri kadar keskin, sıkıntım yok. Lens düzenlemesi yapmak istemiyorum. Fotoğrafta herhangi bir yamukluk yok. Hadi bir Fotoplay presetlerini deneyeyim. Bakalım. Örneğin portreye gireyim. Sol tarafta bu ayarların ön görünümleri var. Bunlardan birkaç tanesini deneyeyim. Zaten içeride belli bir şeyler yaptım. Bunlar üzerine fazla geliyor. Hiçbir şey yapmasaydım harika oturacaktı bunların üstüne. Gibi. Mesela bu fena değil bu arada. Buna tamam dedim. Şimdi bu portreyi ben paylaşacağım ama paylaşmadan önce size iki tane konuyu anlatmamıştım. Şu seçmeni ve düzeltme konusunu. Onu anlatmak için bir başka fotoğraf açacağım. Onun için de bir manzara fotoğrafı açayım. Örneğin şu fotoğrafı açayım. Bunu Snapseed uygulamasında da bu fotoğrafı kullanmıştık. Bu seçmeli araç. Bakın yukarıdaki artıya tıkladığınızda yanında 3 tane birbirinden farklı seçenek var. Fırçaya tıkladığınızda şu en üstteki fırçanın boyutunu gösteriyor. İkinci yuvarlak yumuşatmayı yani feather'ı. Üçüncüsü de akışı, flow'u gösteriyor. İngilizce menü kullananlar için söylüyorum. Ben örnek veriyorum. Şimdi gökyüzünü parmağımla boyuyorum. Bakın boyadım. Bu boyadığım yerde bir şeyler yapacağım. Niye boyadım? Bir şeyler yapmak için boyadım. Ama fazla boyadım. Silgiyi alıyorum. Silgiyle şu kısımları, tepelerin üzerine gelen kısımları parmağımla yine kadrajın üzerinde çizerek sildim. Şimdi burada alt tarafta bakın çeşitli değerler var. Işık. Mesela ben burada açık tonları koyulaştır veya aç. Görüyor musunuz? Boyadığım yerde bu etki geçerli oluyor. Pozlama değerini azalt veya arttır. Gördünüz mü? Degrade geçiş gibi oldu. Gökyüzündeki bulutlar ne kadar güzel bir hale geldi. Burada başka yapacağım bir şey var mı? Yok. Tekrar geldim şu fırçaya tıkladım. Bu sefer de şurayı boyayacağım. Ama çok yer boyandı. Dolayısıyla yine ben silgiye de tıklıyorum. Şu etrafındaki alanları, şuradaki alanları, şurayı da sildim. Sadece kırmızı rengin olduğu yer şu anda geçerli. Yine bakın burada ışığa tıklayacağım. Pozlama değerini arttıracağım burada. Lokal bir ayar yapıyorum şu anda arkadaşlar. Gölgeleri de arttırıyorum. Sadece o değil, şu yan taraftakine tıklayıp buradaki doygunluğu da arttırabilirim veya azaltabilirim. boyadığım yerde. Ondan sonra bakayım başka ne yapabilirim. Buradaki dokuyu da arttırabilirim. Fırçayı tekrar kullanıp şuraya tek bir noktayla dokundum. Buranın yine ışığını arttırabilirim. Görüyor musunuz? Ekranda sağ taraftan ışık geliyormuş gibi ya da koyulaşıyormuş gibi abartarak gösteriyorum size. Rahat görün diye. Kontrastını arttırabilirim. Satürasyonunu veya beyaz ayarını arttırabilirim. Doygunluğunu arttırabilirim. Gibi. Bunlardan memnun muyum? Memnunum. Şimdi ne yapacağım? Başka bir şey yapacağım. Bu sefer size başka bir fırça göstereceğim. Bakın şu ikinciye tıkladığım zaman fotoğrafın içine geldim ve bir şekil, örneğin şu anda bir elips şeklinde bir şekil çizdim. Yani fırça boyama bu bir şekil olarak çalışıyor. Ve ben yine bu alanın pozlamasını diyelim ki arttırıyorum. Bir başka seçenek şu kareye tıkladım. Burada da degrade geçiş yapabiliyorum. Bunu tam tersine çevireyim. Ekran üzerinde parmaklarımla oynuyorum arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bu degrade geçişi ayarladım. Ne kadar kırmızı görüyorsanız etki orada o kadar fazla. Ne kadar açık kırmızı görüyorsanız orada etki o kadar az olacak. Bakın şimdi size bunun ne işe yaradığını göstereyim. Pozlamayı sağa doğru çektiğim zaman, yani arttır pozlamayı dediğim zaman, en kırmızı olan yerin pozlaması daha fazla arttı. Kırmızı azaldıkça, yani bir önceki maskenin rengi kırmızıydı ya, o kırmızıdan bahsediyorum. O kırmızı renk azaldıkça bu etki de azalıyor. Veya terse, sol tarafa doğru iş yaptığınız zaman. Sanki sağ taraftan gelen bir ışık varmış gibi. Şimdi ben bu fotoğrafı da kapatıyorum. Bir başka fotoğraf açacağım. Ve son örneğimi yapacağım. O örnekte bu kızın koluna eklediğim, bunlar arkadaşlar benim kendi kendime eklediğim, size göstermek için eklediğim, farz edin ki kolundaki lekeler, bunları nasıl düzeltiyorduk? Bakın burada bir soldan ikincisi düzeltme aracı. Buna tıklıyorum. Lekeleri düzeltme fırçasıyla düzeltmek istiyorum. Geldim. Tam lekenin olduğu yere parmağımla tıkladım. Diyor ki bana burayı burayla düzeltmek istiyorum diyor. Ben bunun yerini bir parça değiştiriyorum. Düzelt. Şuraya tıkladım. Tam üstüne tıklayamıyorum nedense. Şuraya tıkladım. Bunu şöyle çektim. Tıkladım. Ve bir anlamda eskiden var olan lekelerim düzelmiş oldu. Tamam'a tıklıyorum. Buradan da çıkıyorum. İstiyorsan bu fotoğrafı da paylaşıyorum. Instagram'da, Facebook'ta, şurada veya burada. Bu eğitim videomuzun da sonuna geldik. Bu tür eğitim videolarını yayımlamaya devam etmem için kanalıma üye olmanızı, videoları beğenirseniz beğen tuşuna tıklamanızı rica ediyor. Videolar yayımlandığında hemen haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Yorum bölümünde özellikle bilgi almak istediğiniz Photoshop eğitim konuları hakkında bilgi verirseniz, zaman içinde oluşacak taleplere göre planlama yapmama olanak sağlamış olursunuz. Harika fotoğraflarda görüşmek üzere. Ben Burak Şenbak. Selam ve sevgilerimle.